Bu akşam da teknik analizde Türkler Süper Lig'in 15. haftasını konuşacağız. Hocam hoş geldin Hoş bulduk. programımıza. 15. haftaya bir bakacağız ama önce çok yeni bir gelişme. Sen de çok yakından takip ediyorsun. Beşiktaş'ın CSK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı ile alakalı bir gündem var. Bu gündemde de spor adamları, futbol adamları bu doping noktasında bazı soru işaretleri yaşıyorlar, tartışıyorlar. Bunu biraz konuşalım. İki futbolcu CSKA Moskova takımında, iki futbolcu dopingli oldukları gerekçesiyle ceza aldılar. Evet. Bu ağrı kesici bir maddeydi yanılmıyorsam. Uyarıcıydı. Bununla alakalı bilinmeyenleri biraz aydınlatalım, konuşalım. Şimdi iki oyuncu da çok elit bir oyuncu. Özellikle Rusya liginde. Bu iki oyuncunun bunu kullanmış olması ve belli bir yaşın üstünde olmalarına karşın bunu yapmış olması korkunç bir hata. Şimdi ben şöyle izah edeyim. Doping maddesi fizyolojik açıdan ve metabolizma açısından da fiziksel kalitenin daha fazla yoğun şekilde arttırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan kimyasallar. Genel adı bu doping Evet, maddesi. Yani bu kimyasalların çeşitleri var ve ilginç bir sektör diyebilirim bununla ilgili. Neden? İllegal yoldan bazı kuruluşlar bu konu üzerine çok ciddi mesai harcıyor. Esasında bu ilaçların çoğu insan vücudunda rahatsızlığı olan hastalara verilmesi üzerine yapılmış olan kimyasallar. Fakat bu kimyasalların bir başka boyutu da dopingi tetikliyor sporcular için. Bunu keşfeden ve bunun üzerine çalışma yapan kuruluşlar var çok ciddi anlamda. Ve ağrı kesicilerin içerisindeki parasetamol, ki %80 oranında bu maddenin oluşundan kaynaklanan bir doping etkisi uyandırıyor. Hakikaten parasetamolü kullanmayla birlikte de ilerleyen dönemler içerisinde de kalp rahatsızlığı ve kalp krizi geçirme olasılığını da arttırıyorsunuz. Yani özellikle şu Normal bir anda insan için de mi geçerli bu? Normal insan için örnek vereyim. Eğer haftada 7 gün üst üste parasetamollü ağrı kesicileri kullanıyorlarsa Amerika'da yapılan araştırmalar neticesinde kalp krizi geçirme olasılığı çok yüksek. Yani bu ciddi bir araştırma. Onun için özellikle daha düşük yani alınması gerekli olduğu durumun dışında sürekli alışkanlığa dönüştürülmemesi gerekiyor. Bu düşündürücü ve aynı zamanda bu parasetamol artı kafeinle birleştiği için de çoğunun içinde de kafein maddesi de olduğu için bir uyaran olduğu için de tetikliyor doğal olarak. Bunun dışında astım ve astım hastalarında kullanılan efedrin diye nitelendirilen efedrin maddesi ve bununla ilgili birçok ilaç bunlara verilirken ekstra vital kapasiteyi arttırarak ek bir güç vererek bunu kullanmanın da verdiği fiziksel zararlar mevcut. Onun ötesinde alkoller, lokal anestezikler, aklına gelen kan dopingleri, anabolik steroidler dediğimiz yani anabolik ajanlar diye nitelendirdiğimiz kas kuvvetini arttıran doping maddeleri. Bunların hepsi şu anda çok ciddi şekilde araştırılarak bir takım sporculara bunları uygulayarak performans gelişimi yıllardan beri yapılıyor zaten. Eğer bunun dozajını doğru düzgün ayarlayamadığınız takdirde böyle yakalanma olasılığınız da ortaya çıkıyor. Esasında yıllardan beri uygulanan bu haltercilerden tutun futbolculara kadar performans sporuna dönük olan birçok organizasyonun içinde bu var. Mesela en önemlisi blokürler diye nitelendirilen ve kalp hastalarında kullanılan kalp atım sayısını düşürerek kalbi biraz rahatlatmak amacıyla kullanılan ilaçlar var. Bunda bir de el titremelerine karşı kullanılıyor yaşlılarda. Şimdi bunu kullanıldığında iki spor branşında çok önemli. Atıcılık ve aynı zamanda okçulukta. Eğer Çok ilginç bir nokta ya. Bunu ben bilmiyordum. Çok önemli bir nokta ve bunun üzerine gittiğinizde ve bunun üzerinde çalışmalar yapıldığında bu sporda etik olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Ve haksız rekabetin içerisinde de öne çıkıyorsunuz. Bu çok sıkıntı yaratıcı bir durum ve bunun üzerine çok ciddi araştırmışlar tabii dopingle ilgili. IOC denilen dünyada biliyorsun Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından bu doping testleri yapılıyor. Ve çok net bir tablo ortaya koyarak bunların cezalarını çok yüksek dozda yükselttiler ki örnekleri biz de biliyorsun atletizmde yaşadık. Halen hazırda bile. Onu çözemedik. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir konu. En önemli hadiseyi de anlatayım. Bizim profesyonel futbol takımlarındaki doktorlarımızın nezaretinde
bu dopingle ilgili olan her madde onlar tarafından biliniyor ve bilinen maddelerin hiçbiri sporculara verilmiyor normalde. Ama bazı sporcular kendi inisiyatiflerini kullanarak tabii bunda psikolojik boyutlar ve fiziksel boyutlar olduğu kadar psikolojik ve sosyal boyutu da çok fazla. Neden? Para kazanma arzusu, çok fazla paralarla bu işleri icra etmesinden dolayı sağlığını insanlar o anda düşünmüyor veya gelecekte düşünmüyor. Evet. Hemen üretime geçerek sonuca ulaşmaya çalışıyor. Doktorlara düşen iş burada çok iyi kontrollü bu işi yapmak ama yine de ne kadar yaparsanız yapın sporcu eğer kendisi bu işi yapmak istiyorsa bir şekilde üretiyor ve bir testin içerisinde de bu eksi olarak hanesine yazılıyor. Kafein de önemli değil mi maçlardan kesinlikle. Önce sporcular için? Kesinlikle önemli. Ve tabii her kimyasalın bir zararı var. Evet. Mesela anabolik steroidlerden bahsettik. Esasında kuvvet biliyorsun bu işin esası. Yani ayakta kalmanın sadece vital kapasiteyle doğru orantılı değil. Yani kardiyola çok önemli olduğunu söylüyoruz ama esas hadise koşmak değil. Ayakta kalmak. Yani güçlü olmak. Güçlü olmanın içerisinde de kas kuvvetinin öne çıktığı bir durum ortaya çıkıyor. İşte anabolik steroidler dediğimiz sentetik madde diye nitelendiriliyor. Direkt doğal testosteron insan vücudunda zaten var. Bu var olan testosteron hormonu kas yapıcı ve aynı zamanda da androjenik denilen erkeğe özgü hal ve durumları ortaya çıkartan bir olguyu yaratıyor. Yani testosteron. Bu testosteronu az olan insanlara, sağlıkla ilgili sorun yaşayan insanlara testosteronla ilgili anabolik steroidler veriliyor. Yine bakın yani tedavi amaçlı veriliyor. Evet. Mesela yani benzer olaylar kanser hastalarında oluyor. Yani kanser hastalarında eksilen steroidle ilgili ya da testosterondaki bir yetersizlik neticesinde bununla ilgili olan kimyasal veriliyor. Ama doğal değil. Şimdi senin var olan steroidin ya da şöyle söyleyelim testosteronun üstüne ek olarak verdiğimizde çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Mesela erkeklerde ileriye dönük bakıldığı zaman yani karaciğer ve böbrek yetmezliğine kadar gidiyor ki bu çok önemli bence. Ve erkekle ve erkeklerle ilgili olan da gerçekten duygusal anlamdaki yaşantı içerisinde çok sıkıntılı günler onları bekliyor ilerleyen yıllarda. Ve bunu hakikaten bodybuildingçiler yıllarca kullandılar. Kuvvet antrenmanı yapanlar, halterciler kullandılar vesaire. Kullanmayan da ben açıkçası gözlemlediğim kadarıyla pek fazla da rastlamadım açıkçası. Evet. Yani çok önemli bir konu. Peki, üzerine durulması gerekiyor. Bitkisel takviyeler çok moda oldu şimdi. O konu ne diyorsun? Şimdi ya teknik analizden daha çok bir sağlık programına doğru yok, gidiyor ama şimdi bu konuyu çok güzel bilgiler işleyelim. Çünkü hakikaten tabii. insanları bilgilendirmek lazım. Sporcuları bilgilendirmek lazım en önemlisi. Ergojenik destek dediğimiz destek beslenme ile ilgili destekleri biz alıyoruz zaten. Bu protein tozları, karbonhidrat tozları, vitaminler. Bunların içerisinde katkı maddesi eğer dopingi uyaranları ortaya koyan yoksa bir sıkıntı yok. Zaten bu şekilde destek veriyoruz bir şekilde. Vücuda da zararı yok değil mi? Hayır kesinlikle doğal olacak. Yolla alındığı için kesinlikle bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten vücut bununla ilgili sadece eksik olan vitaminlerin yerine gelmesi, eksik olan proteinin ve karbonhidratın tamamlanması için ergojenik destekler veriliyor. Evet. Hocam bir de ginseng var. Ginseng faydasını görür mü sporcular kullanmasında bir mahsul ya var işte mı? O dediğin zaten hep şeye giriyor. Yani protein tozları, karbonhidrat tozlarını da üreten bir firma o. Zaten dünyaca ünlü firmaların başında geliyor. GNC'nin falan da var aynı şekilde ürünleri falan. Kesinlikle faydası var. Neden? Çünkü insanlar günlük yaşantı içerisinde almaları gereken proteini bir yere kadar alıyor. Ekstra sporcular daha fazla tüketim sağladığı için daha fazla gerekliliğinden dolayı esasında bu desteği alıyoruz. Evet. Başka türlü almazsak da zaten beslenme eksikliğinden dolayı almamız gereken kalori eksikliğinden dolayı da gerekli verimi de sağlayamıyoruz haliyle. Evet. Evet hocam. Bu genel bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Teknik analizde sağlığa yönelik bilgiler de verdik. Tekrar o zaman 15. haftanın maç sonuçlarına bakalım. Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Maç sonuçlar, puan durumu üzerinden konuşmamızı sürdürelim. Bursa Spor'un Kayseri Spor karşısında aldığı yenilgiyi bütün hafta boyunca masaya yatırdık. Bizler de. Bu maçla ilgili teknik açıdan konuşulması gereken noktalar neler? Bir pivot santrafor Makakula tek başına sahneye çıktı ve iki güçlü stoper Zappo ve Ömer'i mat etmeyi başardı.
Konumuzla hep ilgili geçiyor esasında olay. Fiziki kaliteden bahsetmiştik. Dikkat edersen pivot santrforun fizik kalitesi çok üst düzey. Ve çok güçlü bir santrfor. Ve vücudunu çok iyi kullandığı için ve de teknik becerisi de iyi olduğu için sonuca gidiyor. Dünyada bu tür oyuncular tabii çok sık bulunan sporcular değil haliyle. Hakikaten Kayseri için çok büyük bir avantaj. Ama söylentiler var, işte bu Beşiktaş'a transferinden falan da bahsediliyor. Yani fizik kalite ne kadar önemli olduğunu esasında müsabaka esnasında size değerleriyle ilgili olarak da Makakula gösterdi. Şimdi zaten. Makakula ile alakalı şöyle bir araştırma yaptım. Geçmişinde background'unda pek çok takım var. Pek çok ülkede forma giydi ama yakaladığı çıkışı sadece Kayseri Spor'da başardı. İstediği çıkışı burada yakaladı diyebiliriz. Ama Makakula'nın fiyatı öyle sanıldığı gibi çok ucuz değil. Evet. Nedir? 1 milyon 300 bin euro kiralama bedeli veriyor Kayseri Spor. Kiralık hiç bedeli veriyor kulübüne Makakula'nın. Ve kendisine de futbolcunun 800 bin euro ödüyor yıllık. Yani 2 milyon 100 bin euroya mal ediyor bir yıllık fiyatını Makakula'yı. Evet. 2 milyon 100 bin euro sadece bir yıllık, o da sizin değil kiralık bir futbolcu. Evet. Bunu da buradan verelim ve aydınlatalım izleyenleri. Hani buldu da çıkarttılar bunu, helal olsun adamlara değil. Makakula zaten bilinen bir futbolcu. Evet. Bilinen bir futbolcu olmasına rağmen bence çok yüksek bir rakama kiralık için oynatılıyor. İş yapıyor doğru ama kariyerine, bundan önceki yaşantısına baktığımızda hiç bu kadar çıkış yapmamış. Yani bu sürpriz olmuş. Makakula'nın buradaki Kayseri Spor'daki çıkışı sürpriz. Kariyeri boyunca böyle bir başarısı yok. Ama çevresel faktörlerin biliyorsun etkinliği çok fazla. Yani bulunduğu ortamı benimsemiş olması, o ortamda bir takım ruhunu yaşamış olması bence onun üzerinde çok ciddi bir etki yarattı. Tabii Kangele'nin yanında Gökhan, Mehmet Eren sağlı sollu. Onlar da demek ki desteklediler. İyi oyuncularla birlikte de olunca öne çıktı bu oyuncu. Bursa Spor'a gelecek olursak da yani bu müsabakayla ilgili zaten çoğu şey konuşuldu bu konuyla ilgili. Esasında topa sahip olma oranlarındaki yükseklik, daha fazla topla buluşmamız ama sonuca gidememiz. Kırılma anları vardı maç içerisinde dönem dönem. Eğer onlardan birini değerlendirsek belki olayın şekli daha farklı bir noktaya gidecekti. Yani bizim savunma oyuncularımız bence yine iddia ediyorum. Yani ligin en iyi savunma oyuncuları bizde diye düşünüyorum. Yani bu bir ölçüt değil. O günkü yani pivot santrforun çok meziyetli bir şekilde o gün gününde olmasından da kaynaklanıyor. Her günde her haftada bu böyle olacak diye bir kaidesi zaten yok. Olsa zaten bu adam çok daha farklı yerlerde de olurdu. Sonuç itibariyle Bursa Spor'u ben buradaki yenilgisini aşırı derecede böyle olumsuz olarak değerlendirmiyorum. Yani dönem dönem bütün takımlar puan kaybettiği gibi Bursa Spor da puan kaybedecek. Ne? Bu onun müsabakada mücadele etmediğini ya da ayakta kalmadığını göstermiyor. Yani denk gelen bütün pozisyonlar gol oldu. Bizim üretmek istediklerimiz olmadı. Evet. Yani esasında açıklayacağımız son nokta bu olmalı. Evet. Puan durumuna bakalım arkadaşlar. Puan durumu üzerinden konuşalım şimdi de. Tekrar bir kez daha ekrana verirsek puan durumunu. Bursa Spor maalesef 5. sıraya geriledi bu yenilgiyle birlikte. Kayseri Spor da bu galibiyetten sonra ligin zirvesine çıktı. Yani Bursa Spor kazansaydı o lider oluyordu. Evet. Maalesef ama böyle bir gerçek var. Rakamlar o kadar yakın ki birbirlerine. Evet. Bu haftada Ankara Spor'la fikstür gereği 32 oluyoruz karşılaşacak ve bay olacağı için 3 puan geliyor oradan. 32 olacak Bursa Spor. 32 puan da çok güzel bir puan. Ve diğer rakiplerin müsabakaları hakikaten zor. Evet. Yani bu haftadan sonra özellikle önümüzdeki hafta oynanacak. Yani Bursa Spor'un oynamadığı, bay geçtiği haftada diğer rakiplerimizin de çok zor maçları var baktığın zaman. Kayseri Spor berabere kalsa mesela bu hafta Bursa Spor üzerine çıkıyor Kayseri Spor'un. Evet. 31-32 yapacak. Tabii. Ama 15 Kayseri'nin averajı, Bursa Spor'un da 16 olacak. Şu anda 13 averajı. Bir gol farkla Bursa Spor, Kayseri Spor'un üzerine önüne geçecek. Çıkacak. Yine Fenerbahçe berabere kalsa yine Bursaspor Fenerbahçe'nin üzerinde. Yine Galatasaray aynı şekilde. Beşiktaş aynı şekilde berabere kalsa Beşiktaş'ın da üstüne çıkacak. Yani bu haftaki puan kayıpları sonrasında Bursaspor bulunduğu yerden kopmayacak. Yukarılara yukarı doğru çıkacak. Ama dediğiniz yani isteğimiz buydu belki de. Yani onu alsaydık 3 puanı çok rahat bir şekilde önde olma şansımız vardı ve kredimiz artı bir kredimiz vardı. Şimdi bir artı kredimiz olmadı sadece. Zaten diğer maçları
Her an puan kaybedeceğiz. Her anda puan kaybedecekler. Yani bunu da hazırlıklı olmamız lazım. Beşiktaş maçı mesela önemli bir maç. Ondan sonraki hafta içerisinde. Yani iyi ve büyük takım olma noktasında da maçları teker teker kazanarak gitmemiz gerekiyor. Bu haftayı bence geçmişi unutarak geleceğe bakmamızda fayda var. Evet. Antalya Spor Galatasaray'la oynayacak. Fenerbahçe Ankara Gücü, Belediye Kayseri Spor, Diyarbakır Spor, Kasımpaşa Gençlerbirliği, Antep, Sivas, Eskişehir, Denizli Spor, Trabzonspor, Manisa Spor, Beşiktaş. Bu maçların tamamı birbirinden çekişmeli, birbirinden nefes kesici olacak, evet, geçecek evet, belli. Yani bir Sivas Spor, Eskişehir Spor maçı enteresan. Evet. Denizli Trabzon maçı yine aynı şekilde. İşte Fenerbahçe Ankara Gücü, Ankara Gücü alt sıralardan kurtulmak istiyor. Antalya Galatasaray yine benzer nitelikte. Bu haftada kolay maç görünmüyor. Diyarbakır Kasımpaşa yine alt sıraları çok yakından ilgilendiren 6 puanlık bir maç. Evet. O maçta. Yani bu keyifli bir hafta olacak. Puanların birbirine yakın olması ligin de kalitesini arttırıyor diye düşünüyorum. Aranın çok açılmış olması zaten aradaki bir farklılığın ortaya çıktığını gösteriyor ki herkes birbirine yakın olduğu müddetçe de bu keyif ligin sonuna kadar devam edecek. Antalya Galatasaray maçı bilmiyorum yani senin görüşün ne sonuçta böyle Antalya Galatasaray maçı ile ilgili? Çok zor maç canım. Zor maç. Yani o maçta Galatasaray'ın kazanmasını ben güç olarak görüyorum. Ve karışık rekarda da Manchester City'den bir teklif geldiği söyleniyor. Son haber, son gelişme. Evet. Biraz Galatasaray kulübü karışık. Saha içinde de karışıklar. Bu maçta Antalya Spor karşısında zorlanacaklarını düşünüyorum. Belki Antalya Spor da bu tip maçları iyi oynar. Bir de futbol oynamaya çalışıyor Antalya Spor. Yani Necati gibi bir orada evet, önemli bir faktör var. Evet, o da mesela ilginç bir çıkışa geçti. Yani geçen senelerle baktığın zaman hani o dönemle bu dönem arasında burada kendini buldu. Ya teknik heyetin hani yeterliliğinden, o bulunduğu atmosferi sevmesinden falan yani çok iğmelendi diye düşünüyorum onu da. Tita var, Jehova var orada, Zituni var. İyi oyuncular var. Zituni zaten Veysel artık var. Antalyalı oldu yani o yıllardan beş beri orada. 5 tane önemli futbolcu var forvet adına. Yani Antalya zor zorlayacak Galatasaray'ı benim görüşüm. Evet, bu maç zor olacak. Yine Fenerbahçe Ankara Gücü. Fenerbahçe'nin de ben zorlanacağını düşünüyorum Ankara Gücü karşısında. Ama Galatasaray kadar değil. Yani Fenerbahçe biraz daha galibiyete yakın görünüyor. Sen ne diyorsun hocam? Bir şey söylüyoruz ama yani sonuçta hakikaten bunun bir garantisi yok. Sonuçta yorum yapıyoruz ama seyircisiz Fenerbahçe maç, onu da hatırlatalım. Seyircisiz oynanan tüm maçlar zaten ciddi bir handikap. Yani Fenerbahçe geçen haftada biliyorsun ondan önceki hafta içerisinde aldığı mağlubiyetin esas sebebiyeti seyircisiz oynamasıdır diyebiliriz esasında. Motive olamıyorlar takımlar. Yani yeterli konsantrasyonu sağlayamıyorlar. Diğer takımlar için de bu avantaja dönüşüyor. Yakalamış zaten öyle bir şansı. En sonuna kadar değerlendiriyor. Evet. Burada Denizli Spor'un kaybedeceği 3 puan çok şey demek. 7 puan da kaldılar çünkü onlar. Yine Sivas Spor'un kaybedeceği puan. Ben Sivas Spor'un Eskişehir Spor'u geçeceğini düşünüyorum. Genel bir değerlendirme toparlama yaparsak. Gençlerbirliği Antep maçı çok güzel olacak. O maçta da Gençlerbirliği'nin öne çıktığını düşünüyorum. Gençlerbirliği bu müsabakayı ben de kazanacağını tahmin ediyorum. Şeye gelecek olursak Denizli-Trabzon maçında Trabzonspor'da ciddi bir çıkış olacak. Arka arkaya ilk kez 3 maç kazanmış olurlar eğer kazanırlar. Evet. Şenol Güneş Hoca'nın gelmesiyle birlikte Trabzonspor'da ciddi bir imelenme olduğu zaten son müsabakada gözüktü. Yani oynanan müsabakada Trabzonspor daha kolektif. Tabii eksikleri yine çok fazlaydı ama nereden bakarsan bak çok istediler, çok arzu ettiler ve daha az hata yaparak müsabakayı lehine çevirdiler. Şenol Hoca'nın çok ciddi katkısı olacağı kanaatindeyim Trabzonspor'a. Ve bulunduğu yerin bakın puanlar o kadar birbirlerine yakın ki yani onun da puanı 24'lerde. Yani bir alacağı galibiyet diğerlerinin kaybedeceği puan farkı öne çıkartıyor takımları yani. Evet, o da zor maç. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Var mı eklemek istediğim şey? Ligin bu haftasının çok daha keyifli geçeceğini umut ediyorum. Diğer haftalarda inşallah görüşürüz. Evet, teşekkür ediyoruz. Teknik Analiz'in sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle.